Hz. Muhammed'in doğumu, çocukluğu, gençliği, ticari faaliyetleri, Hz. Hatice ile evliliği, çocuklarının dünyaya gelip büyümeleri ve Kabe hakemliği hayatının ilk 40 yıllık döneminde gerçekleşir. Daha önemlisi o dönemde ilahi bir yolla peygamberliğin ağır yükünü taşıyabilecek şekilde hazırlanmış ve toplumun bu mesaja kulak vermesini kolaylaştıracak güvenilir kişiliği bu dönemde oluşmuştur. Nitekim onun bu dönemde Mekke toplumundaki adı Muhammedül Emin'dir. Hz. Muhammed'in doğumundan peygamberliğine kadar 40 yılını geçirdiği cahiliye toplumunda nasıl bir kişilik sergilediğini kavramak bütün Müslümanlar için önemli olduğu gibi peygamberlik sonrası hayatını değerlendirebilmek açısından da gereklidir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar Abdullah, Abdülmuttalip, Ebu Talip, Amine, Halime, Fatıma bint Esed, Hatice, Ficar Savaşları, Hilfül Füdul'dur. Bu programı izledikten sonra Hz. Peygamber'in soyu ve ailesi hakkında neler söylenebilir? Çocukluk ve gençliği hangi şartlarda geçmiştir? Peygamberlik öncesi içinde yaşadığı cahiliye toplumunda hakim değerler nelerdir? Hz. Peygamber'in cahiliye toplumundaki hakim değerlerle ilgili görüşleri nelerdir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Hazreti Peygamber'in soyuyla ilgili bilgilerle programımıza başlayalım. Peygamber Efendimizin soyu 21. kuşaktan atası olan Adnan vasıtasıyla Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e dayanır. Bu sebeple Hazreti Peygamber'in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmailler veya Adnaniler gibi isimler de verilir. Hazreti Peygamber'in Adnan'a kadar uzanan ve kesin olarak bilinen soy kütüğü şöyledir. Muhammed, Abdullah, Abdülmuttalip, Haşim, Abdümenaf, Kusay, Kilap, Mürre, Kap, Lüey, Galip, Fir yani Kureyş, Malik, Nadır, Kinane, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Meat ve Adnan şeklinde sıralanabilir. Bu tabloya göre Peygamber Efendimiz Arapların Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in soyundan gelen Adnaniler kolundan Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesine mensup Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur. Hz. Muhammed de soyu hakkında şöyle buyurmuştur. Allah İbrahim'in oğullarından İsmail'i, İsmail oğullarından Beni Kinane'yi, Kinane'den Kureyş'i, Kureyş'ten Beni Haşim'i ve onlar arasından da Beni seçti. <laughs> Hz. Muhammed'in babası Kureyş'in Beyni Haşim kolundan Abdullah bin Abdülmuttalip, annesi ise Kureyş kabilesinin Beyni Zühre koluna mensup Vehb bin Abdümenaf'ın kızı Amine'dir. Abdullah, Amine ile evlendikten bir süre sonra ticaret için Suriye'ye giden kafileye katılarak Gazze'ye gitti. Dönüş yolunda o zamanki adı Yesrib olan Medine'ye ulaştıklarında hastalandı. Burada babasının dayıları olan Adi bin Neccar oğullarını ziyaret etti. Akrabalarının yanında ...bir ay kadar hasta yattıktan sonra vefat etti ve Medine'de defnedildi. Peygamberimiz Arap Yarımadası'nın batısındaki Hicaz bölgesine yer alan Mekke şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi o sırada Araplar arasında kullanılan belirli bir takvimin bulunmamasıdır. Genel kabul gören kanaate göre Hz. Peygamber fil vakasından 50-55 gün sonra... Rebü'l-Evvel ayında pazartesi günü sabaha doğru dünyaya gelmiştir. Farklı hesaplamalara göre Hz. Peygamber'in doğum tarihi 20 Nisan 571 veya 17 Haziran 569 pazartesi şeklinde belirlenmektedir. İslam kaynaklarında Hz. Muhammed'in ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen zaman içinde bazı olağanüstü olayların meydana geldiği ifade edilir. Buna göre Amine'nin hamileye bağlı herhangi bir hastalık, sıkıntı ve zorluk yaşamadığı, doğum sancısı çekmediği belirtilir. Yine Peygamberimiz sünnetli olarak doğmuştu. Ayrıca melekler tarafından yıkanmış ve sırtına iki omzunun arasına peygamberlik mührü vurulmuştu. Kaynaklarda yer alan ve tarihçiler tarafından ihtiyatla karşılanan diğer rivayetlere göre, Hz. Peygamber'in doğduğu gece Medain'deki Sasani Sarayı'nın 14 burcu yıkıldı. Mecusi İranlıların bin yıldan beri yanan ateş gedeleri sönüverdi. Save Gölü'nün suyu çekildi. Semave Vadisi'ni sel bastı. Doğum gecesi Kabe içindeki putların yıkıldığı da rivayetler arasındadır. Doğumun ardından Peygamberimizi birkaç gün annesi, bir sürede Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe emzirdi. Şehirlerde yeni doğan erkek çocukların emzirilmek ve belirli bir yaşa kadar büyütülmek üzere havası ve suyu temiz, hayat tarzı da sade olan çöle gönderilmesi Kureyş ve diğer Araplar arasında yaygın bir gelenekti. Süt annesine verilmesinde temel sebep çocukların şehir yerine daha sağlıklı olan çöl havasında büyümelerini sağlamak, ayrıca konuşma çağında fasih Arapça öğrenmelerine imkan vermekti. Peygamberimiz de bu geleneğe uyularak Hevazin kabilesinin Saad bin Bekir koluna mensup Halime bin Ebu Züyebe verilmiştir. Hz. Peygamber 6 yaşına geldiğinde annesi Amine onu cariyesi Ümmü Eymen'le birlikte yanına alarak o dönemde adı Yesrib olan Medine'ye götürdü. Burada babası Abdullah'ın mezarını ziyaret ettiler. Amine Mekke'ye dönerken Medine'ye yaklaşık 190 km mesafede bulunan Evva'da hastalandı ve genç yaşta vefat etti. Annesinin ölümüyle öksüz kalan efendimiz Ümmü Eymen tarafından Mekke'ye getirilip dedesi Abdülmuttalib'e teslim edildi. Yaşı 80'in üzerinde olan Abdülmuttalib torunu Muhammed 8 yaşına geldiğinde bakım ve himayesini amcası Ebu Talib'e verdikten kısa bir süre sonra vefat etti. Ebu Talip maddi durumu iyi olmamasına rağmen şefkatli bir amca olarak Hz. Muhammed'i himaye etti. Şüphesiz onun bu himayesinde hanımı Fatıma bin Esed'in verdiği desteğin de önemi büyüktür. Fatıma bin Esed, Efendimiz Muhammed'e kendi çocuklarından daha fazla ilgi göstermiş, onu kendi çocuklarından önce doyurup gözetmiştir. Fatıma bin Esed, daha sonra İslamiyet'i kabul edip Medine'ye ilk hicret eden kadın sahabilerden olmuştur. Cahiliye döneminde Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşların çıktığı bilinir. Genel olarak Eyyamül Arap diye isimlendirilen bu savaşların sayısı çeşitli müelliflere göre 75 ila 1700 arasında değişir. Öyle ki her türlü düşmanlık ve mücadeleden el çekilmesi gereken, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda bile savaşların yapıldığı olur. Haram aylarda ceryan ettiği için bu savaşlara Ficar Savaşı adı verilir. Hz. Peygamber de gençliğinde böyle bir savaşa katılmak durumunda kalmıştı. Onun katıldığı savaş, müttefik Kureyş Kinane ve Kays Aylan kabileleri arasında ceryan etmiştir. Savaşın temel sebebi beyin Kinane'den Berrat bin Kayz'ın Hevazin eşrafından Urve bin Utbe'yi öldürmesidir. Haşimoğulları Zübeyir bin Abdülmuttalip kumandasında bu savaşa katıldı. Savaş, Kureyş ve müttefiki Kinane'nin zaferiyle sonuçlandı. Mekke'de meydana gelen bu tür çekişme ve çatışmalar şehrin güvenli bir belde olmasına gölge düşürmüştü. Öte yandan haç ve ticaret amacıyla Mekke dışından gelen zayıf ve güçsüz kimseler birçok defa haksızlık ve zulme uğramaktaydılar. Haram aylardan zilkadede yaşanan bir olay bardağı taşıran son damla oldu ve vicdan sahibi hakperest insanları harekete geçirdi. Bunların başında son Ficar Savaşı'nda Haşimoğullarına kumanda eden ve savaşa katılmış olmaktan da pişman olduğu anlaşılan Zübeyir bin Abdülmuttalip gelmekteydi. Hazreti Peygamber'in amcası olan Zübeyir bin Abdülmuttalip, başta şehrin en zengin, yaşlı ve nüfuzlu kabile reisi durumundaki Abdullah bin Cudan Ettemi'ye başvurarak onu bu işin görüşülmesi için bir toplantı yapmaya ikna etti. Kureyş'in kollarının ileri gelenleriyle yapılan toplantıya, o sırada 20 yaşında olan peygamberimiz de katıldı. Toplantıda hazır bulunanlar uzun tartışmalardan sonra haksızlığı önlemek için yemin ettiler ve bu iş için gönüllülerden oluşacak bir grup kurmayı kararlaştırdılar. Bu harekete erdemli insanların yemini anlamında Hilfül Füdul adı verildi. Kaynaklara göre yemin ve antlaşmanın muhtevası genel hatlarıyla şöyledir. Allah'a andolsun ki Mekke şehrinde birisi zulüm ve haksızlığa uğradığı zaman hepimiz o kişi ister iyi ister kötü, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz. Deniz süngeri ıslattığı ve Hiray'la Sebir dağları yerlerinde kaldığı sürece bu yemine aykırı davranmayacağız ve birbirimize mali yardımda bulunacağız. Peygamberimiz de Mekke'deki birçok Kureyşli gibi ticaretle meşgul olmuştur. Kumaş ve tahıl ticaretiyle uğraşan Ebu Talib'e yardım etmek suretiyle ticaret hayatına başlamış ve amcasının yaşlandığı yıllarda kendisi ticarete devam etmiştir. Bu dönemde onun çeşitli yerlere ticaret amacıyla seyahat ettiği bilinmektedir. Hz. Muhammed'in peygamberlikten önce katıldığı fuarlardan biri de Ukas fuarıydı. Burada ticaretin yanı sıra edebi konuşmalar yapılır, şairler bütün kabiliyetlerini ortaya koyarak şiirler okurlardı. Ünlü hatipler yetiştiren İyad kabilesine mensup Kus bin Saide, Arap Yarımadası'nda putlara tapmayan ve Hz. İbrahim'den gelen tevhid akidesine bağlı hanifler arasında yer alıyordu. Aynı zamanda tabip ve kahin olup hitabet ve şiirleriyle meşhurdu. Konuşma sırasında yüksek bir yere çıkmak, kılıç veya asaya dayanmak gibi adetleri onun başlattığı ileri sürülür. O, Ukaz'daki meşhur hitabesinde tevhid inancına vurgu yapmış ve Hz. Muhammed de onun bu konuşmasını dinlemiştir. Hz. Hatice, Kureyş'in ileri gelenlerinden Huveylid bin Esed'in kızı olup, ...soyu dedelerinden Kusay'da Hz. Muhammed'in nesebiyle birleşiyordu. Güvenilir bulduğu kimselerle ticaret yaparak yaşamını sürdürmekteydi. İffeti ve güzel ahlakı sebebiyle Tahir'e... ...ticaretle meşguliyeti dolayısıyla da Tacir'e diye anılmaktaydı. Hz. Peygamber evlilik konusunu amcalarıyla da istişare etti. Ebu Talip ve diğer amcaları... Babası vefat etmiş olduğu için Hatice'yi amcası Amr bin Esed'den istediler. Adet olduğu üzere Ebu Talip ayağa kalkıp bir konuşma yaptı ve yeğeninin üstün özelliklerini sıralayarak ona eş olmak üzere Hatice'yi istediklerini belirtti. Kız tarafı adına Amr bin Esed ve Varaka bin Neffel de birer konuşma yaparak Hatice'nin özelliklerine vurgu yaptılar ve ve bu evliliğe onay verdiklerini ifade ettiler. Hz. Muhammed Ebu Talib'in evinden Hatice'nin evine taşındı. Böylece mutlu yuva kurulmuş oldu. Bu sırada Hz. Peygamber'in 25, Hatice'nin de 40 veya 28 yaşında olduğu kaydedilmektedir. Peygamber Efendimiz'in Hz. Hatice ile evliliğinden iki erkek ve dört kız çocukları dünyaya geldi. Erkek çocukları Kasım ve Abdullah, Kız çocukları da Zeynep, Rukiye, Ümmü Küsum ve Fatıma'dır. Miladi 605 yılında Hazreti Muhammed 35 yaşlarındayken Kureyşliler Kabe'yi tamire karar verdiler. Çünkü Kabe yangın ve sel baskınına maruz kalmış ve zarar görmüştü. Bütün Kureyş kabileleri aralarında kura çekerek tamir için iş bölümü yaptı. Herkes malzeme teminine yardımcı olacak ve belirli bir miktar katılma payı ödeyecekti. Kabe'nin tamiri ve Hacer-ül Esved'in yerine konulmasından sonra Peygamber Efendimizin Allah hakkında düşünmeye, ona nasıl iman ve ibadet edileceğini araştırmaya daha fazla yöneldiği fark edilmekteydi. Mekkelilerin ve diğer birçok Arap kabilesinin putlarına hiç ilgi göstermeyen Hz. Muhammed, aklı ve hisleriyle putlara tapmanın faydasızlığı sonucuna ulaşmıştı. Belki de tek tanrı inancına dayalı Hz. İbrahim'in dini üzere olmaya çalışan az sayıdaki hanifler gibi düşünüyordu. Ancak neyi ve nasıl yapacağını bilememenin ızdırabını yaşarken inzivaya çekilmekten hoşlanmaya başlamıştı. Programa Hz. Peygamber'in soyu ve ailesi hakkındaki açıklamalarla başladık. Buna göre Hz. Peygamber fil vakasından 50-55 gün sonra Rebiülevvel ayında pazartesi günü sabaha doğru dünyaya gelmişti. Çocukluk ve gençliği ile ilgili açıklamalarla programı sürdürdük. Hz. Peygamber'in 25 yaşındayken Hatice ile evlendiğini, bu evlilikten iki erkek ve dört kız çocuklarının dünyaya geldiğini belirterek programı tamamladık. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi, ilk dönem İslam tarihi ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.